İzleyicimiz şöyle der. Benim gaz sorunum var. Abdest alıyorum. Gaz geliyor. Beni çok rahatsız ediyor. Tekrar abdest alıyorum. Namaz içinde çok kere yine geliyor. Beni çok rahatsız ediyor. Vesvese değil. Bazen sünneti kılıyorum. Abdest alıyorum. Farzı kılacağım zaman tekrar gaz geliyor. Ben ne yapmam bu noktada gerekli? Namaz için gazın çıkması abdest ve namazı bozar mı? Allah razı olsun diyor. Tabii ki bir insanın yerlenmesi abdesti bozar. Abdesti bozulduğu zamanda da namaz da bozulacaktır. Ancak namazı bozmada layık konumunda gidip abdestini tazeleyip gelip namaza aykırı başka bir eylemde bulunmadan namazına devam edebilir. Tabii bunun fıkhını da bilmek gerekir. Evet. Yani çok basit bir olay da değildir. O yüzden denir ki kitaplarımızda en güzeli baştan başlamaktır. Yeniden sıfırdan kılmaktır. Şimdi bu kardeşimizin bu hali eğer bir vesvese değil ise, ki vesvese olmadığını söylüyor, o zaman şuna dikkat etmelidir. Özür sahibi miyim, değil miyim? Özür sahibi olabilmesi için aranan belli bir kriter vardır ki o da nedir? Bir namaz vakti boyunca abdest alıp namaz kılacak kadar fırsat vermeden o özrün devam etmesi. Böyle bir devamlılık söz konusu olmuşsa artık bu kişi özür sahibidir. Bundan sonra her bir namaz vaktinde bir kere dahi yerlenme tahakkuk etse özür devam eder. O zaman namaz vakti içinde abdestini alır, o abdestle dilediği kadar namaz kılabilir, öyle ki yerlenme işlemi olsa bile. Ama eğer özür sahibi değilse bu kardeşimiz, bu konuda belki biraz zor olacak ama dikkat etmelidir. Böyle bir şey olduğu zaman namazını kesip abdestini alsın veya yerlenmesine etken olan şeyler neyse onların bertaraf etmeye gayret etsin. Kaçınsın, evet. Bu şekilde hareket etmeye gayret etsin. Rabbim muvaffak etsin. Kolaylık versin. Amin. Thank you.